Herkese merhaba arkadaşlar, ben Dinçer. Bugünkü video konumuz köpeklerde tuvalet eğitimi. Yeni köpek sahiplenenlerin, özellikle daha önce köpek tecrübesi olmayan kişilerin en çok zorlandığı konulardan biri tuvalet eğitimi oluyor. Peki gerçekten bu kadar zor mu? Nerede yanlış yapıyorsunuz? İlk olarak şunu bilmek gerekiyor, yavru köpeklerin kas sistemi tam oturmadığı için tuvaletlerini uzun süre tutamazlar ve sahiplendiğimiz yavrunun minimum 2 aylık olması gerektiğini düşünerek bu yaştaki bir yavru gün içerisinde 4-5 defa dışkı, 8-9 defa çiş ihtiyacı içerisinde olabilir. Özellikle uyku sonrası, mama yedikten hemen sonra veya biraz zaman geçtikten sonra oyun ya da hareket sonrası tuvalet ihtiyacı içerisinde olurlar. Bu yaştaki bir yavrunun aşı programı tamamlanmadığı için aşıları bitene kadar tuvaletini dışarı alıştırmamız mümkün olmuyor. Kısa bir süre de olsa tuvaletini pede yapmayı öğrenmesi gerekmekte. Peki bizler bu süreçte ne yapmalıyız? Eğer köpeğinizi sahiplenmeden bu videoyu izliyorsanız, köpek eve gelmeden ona şu anda videoda izlediğiniz gibi bir yer ayarlayın. Çünkü bu alan köpeğinize tuvalet eğitimi verirken işinizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Köpeklerde tuvalet eğitiminde yapılan en büyük hata, köpek eve geldiği andan itibaren bütün eve direkt olarak salınmasıdır. Çünkü köpekler çok geniş alanlarda, ister yavru, ister genç, ister yetişkin olsun hiç fark etmez, tuvaletlerini nereye yapacaklarını bulamazlar ve her yere tuvaletlerini yapabilirler. Özellikle evinizdeki halılar, kilimler, paspaslar, parkeler köpeklerin tuvaletlerini yapmayı çok sevdiği yerlerdir. Eğer biz köpeğimize eve ilk geldiği anda ona bu şekilde bir yer ayarlarsak tuvalet eğitiminin büyük bir kısmını halletmişiz demektir. Peki bu alanın içine ne koymalıyız? Rahat edebileceği, uyuyabileceği, hem çok yüksek olmayan hem de zemin seviyesinde olmayan yumuşak bir yatak. Burada seçtiğimiz yatak çok önemli. Eğer zemine yakın, yani pet seviyesine düz bir yatak koyarsak köpek ped ile yatağı ayırt edemeyecektir ve yatağını tuvaletini yapıp pedin üstünde uyuyabilir. Eğer sizin köpeğiniz de bunu yapıyorsa ilk olarak yatağını değiştirmeyi deneyin. Yatağı şu anda videoda gördüğünüz gibi en köşeye koyuyoruz. Hemen yanına mama ve su kabını koyuyoruz. Kafesin dışına ise bütün alanı kaplayacak şekilde ped koyuyoruz. Koyduğumuz pedler alanın tamamını kaplamalı ve alanda çok büyük bir boşluk bırakmamalıyız. Bu şekilde köpek tuvaletini nereye yaparsa yapsın pedin üstüne denk gelecektir. Köpekler alışkanlıkları ve belli rutinleri tekrar etmeyi severler. İlk geldiğinde bu alanda tuvaletini nereye yaparsa yapsın pedin üstüne denk geleceği için ped sayısı azaldığında da aynı rutini tekrar edecektir. Köpeğiniz pedi kaldırıyor ve ped ile oynuyorsa yere yapıştırılan pedlerden kullanabilirsiniz. Peki neden böyle bir alan hazırlıyoruz? Köpekler içgüdüsel olarak yattığı ve beslendiği yere tuvaletlerini yapmak istemezler. Olabildiğince en uzağa tuvaletini yapmayı tercih ederler. Ve şunu da bilmeliyiz ki köpekler tuvaletlerini yapmadan önce yeri koklamaya ve kendi etrafında dönmeye başlarlar. Ve şu an gördüğünüz üzere köpeğimiz tuvaletini yaptı. Köpeğimiz tuvaletini yaptıktan sonra sözlü veya temaslı fark etmeksizin ödül veya uyarı almamalıdır. Peki neden? İki senaryoyu da tek tek ele alalım. İlk olarak köpeğimizin doğru yere tuvaletini yaptığını düşünelim. Köpeğiniz pedin üstüne tuvaletini yaptı. Siz de köpeğinizi ödüllendirdiniz. Köpekler pekiştirme ile öğrendiği için ben tuvaletimi yaptım, sahibim beni ödüllendirdi diye pekiştirip ilerleyen zamanlarda sizin önünüze gelip tuvaletini yapıp ödül bekleyebilir. İkinci senaryoda ise köpeğiniz pedin üstüne tuvaletini yapmadı ve siz de köpeğinize kızdınız. Bunun sonucunda neler yaşanabilir? Köpeğiniz sizin yanında olduğunuz zamanlarda tuvaletini yapmak istemeyebilir. Ya da ben tuvaletimi yaptım, sahibim bana kızdı. Ben kakamı yaptığımda yer ve ortadan kaldırırsam sahibim bana kızmaz diye düşünüp dışkısını yiyebilir ve bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yani iki durumda da tepkisiz kalırsak ve görmezden gelirsek zamanla tuvaletini doğru yere yapmaya alışacaktır. Kurduğumuz bu sistem ve pet sayısını 2-3 gün veya 1 hafta hiç eksiltmeden kullanıyoruz. Daha sonrasında yavaş yavaş yattığı yere olan pedleri çıkarmaya başlıyoruz. Şu anda da videoda görüyorsunuz zaten. Birkaç hafta sonunda sadece yattığı yerden en uzaktaki ped kalıyor. Bu süreci de bir hafta geçirdikten sonra alan sınırlandırma sistemini kaldırıyoruz ve odanın belli yerlerine ped seriyoruz.